İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Urfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan askerin baba evine ateş düştü. Ağrı Dağı eteklerindeki Karabulak Jandarma Karakolu'na terör örgütü 2 ton patlayıcıyı yüklediği traktörle saldırı düzenledi. Patlayıcının infilak ettiği saldırıda jandarma er Medet Mat ile silah arkadaşı şehit oldu. 31 asker ise yaralandı. Medet Mat'ın şehit olduğu haberi Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı İkizce köyündeki babasının evine ateş düşürdü. Köye giden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ile ilçe jandarma komutanı jandarma binbaşı Gurbet Keskin, baba Nusret ile anne Nimet Mat'a oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Acı haberle gözyaşına boğulan 5'i erkek 8 çocuk sahibi Nusret ve Nimet Mat çiftini askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evinin önünde olası bir duruma karşı ambulans hazır bekletildi, şehit evine Türk bayrağı asıldı. Terhisine 2 ay kala şehit olan Medet Mat'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en son dün "Biri vatan mı dedi, hazırız Allah'ın izniyle" paylaşımını yaptığı görüldü. Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından metanette durmaya çalışan baba Nusret Mat, "Ne mutlu oğlum vatan için şehit oldu" diye konuştu. Milletimiz için, vatanımız için kendini veda etti, şehit oldu. Ne mutlu. Başka bir şey diyemem. Bunları da Allah belanı versin. Bunları neletliyoruz. Yine vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun, dostlarımız sağ olsun. Ne yapayım? Aileyi ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise saldırıyı kınayarak PKK'nın bir an önce silah bırakmasını istedi. Ağrı'daki saldırı sonucu şehit olan jandarma er Medet Mat, memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Medet Mat'ın cenazesi ailenin talebi üzerine düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikinci bir canlı bombaya ilişkin bilgi olmadığını açıklayan Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, iki polisin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve 32 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısı, Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun PKK tarafından şehit edilmesinin ardından Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük açıklamalarda bulundu. Habertürk'te yer alan habere göre Vali Küçük açıklamasında Suruç'taki patlamayla ilgili ikinci bir canlı bomba olduğu iddialarını değerlendirdi. Suruç'ta 31 kişiyi Allah'tan rahmet diliyorum, 19 yaralı hastanede tedavi ediliyor, 2 polisimiz de şehit edildi diyen Vali İzzettin Küçük, bölgeyi Türkiye'yi karıştırmak istendiğini belirtti. Neden Şanlıurfa diyen Vali Küçük, Şanlıurfa'nın çevresinde çatışmalar var, sınırların karşısında hiçbir düzenli örgüt, devlet yok, bütün hadise budur, Şanlıurfalılar bugün daha çok olayların farkındadır, herkes omuz omuza dedi. Şanlıurfa Valisi Küçük son bir yılda Suruç'ta sürekli eylemler yapılıyor. Bunlar can kaybının olmadığı olaylardı. İstihbaratta bir zafiyet var mı bu araştırılıyor. Şundan güvenlik olarak normal sayının 3 katı güvenlik kuvveti olduğunu ifade etti. Bir yılda 170 kişiyi yabancılar şubesine teslim ettiklerini dile getiren Vali Küçük, olayın hemen ardından intihar bombacısı tespit edildi. Bunu biliyorsunuz. 4 müfettiş istihbarat zafiyeti var mı araştırıyor açıklamasında bulundu. Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesi olayına da değinen Vali Küçük, hain saldırıyla ilgili gözaltı ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Hava sıcaklığının yüksek olması sonucu fındığın erken olgunlaşması nedeniyle bazı üreticiler fındık hasadına bir hafta erkenden başladı. Olmamış fındık bak. Olmamış fındık. Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ordu'da sahil kesiminde 8 Ağustos, orta kesimde 12 Ağustos ve yüksek kesimde 20 Ağustos tarihinde fındık hasadı yapılmasının uygun olacağını açıklamıştı. Havaların sıcak gitmesi ve fındığın erken olgunlaşması nedeniyle bazı üreticiler fındık hasadına bir hafta önce başlayarak hasat sezonunu açtı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden fındık toplamak üzere bölgeye bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimli kişinin gelmesi bekleniyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, Güneydoğu ve Doğu'dan işçiler bölgemize intikal etmiş durumda. Bu işçilerimiz, valiliğimiz ve bizim içinde bulunduğumuz komisyonun belirlemiş olduğu ikametgahlarda kaldıklarını belirtti. Yerlerde muhafaza ediliyorlar. Bundan sonraki aşamalarda işçilerimiz bölgelerinde, bölgemizde fındık toplama işini yapacaklardır. Bölgemizde rekolte 202 bin ton civarındadır. Bu 202 bin ton rekolteden biraz daha aşağıya düşmesi bekleniyor. Çünkü fındıkta bakteriyel yanıklar var. Bunun yanında küllenme hastalıkları var, uçkuruları var. Bir de bastırma yaz sıcakları gelince fındıkta dökülmeler başlayacak. O yüzden üreticilerimiz de mümkün olduğu kadar çiftçilerimiz fındıklarını kendilerine toplasınlar. Şanlıurfa'daki sulama tünelinden bırakılan sular ova halkına bolluk müjdesi getirdi. Bunun yanı sıra beton yapılar ve can alan kanalları da ardından getirdi. ...1992 yılından gem vurulan Fırat'ın azgın suları Şanlıurfa tünellerinden suya susamış Harran Ovası'nın çatlamış topraklarına bırakıldı. Şanlıurfa sulama tünellerinden suya hasret topraklara bırakılan sular, ova halkına bolluk ve bereket müjdesi getirdi, verimli topraklar ürün deseniyle tanıştı. Ovada yapılan ana sulamaları ve ike birlikte ara kanaletlere toprakların suya olan hasretine son verildi, ürün deseni ve verimi kat be kat arttı. Ticari hareketlilik arttı, çiftçi bolluk ve bereketin tadını çıkardı ama gözden kaçırılan bir şey vardı, hatalı sulama. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen verimli toprakları vahşice sulandı ve çoraklaşmayla tuzlanma bölgede kendini göstermeye başladı. GAP'ın başkenti olan Şanlıurfa'da suyun toprakla buluşmasıyla birlikte bilinçsiz sulama artarken beraberinde çoraklaşmayı da getirdi ve her yıl ise onlarca çocuk sulama kanallarında can veriyor. Çiftçilerin vahşi sulaması beraberindeki çoraklaşma ve tuzlanmayı getirirken sulama kanallarından hata ve tahliye kanallarının yetersizliği de ovada taban suyu seviyesinin yükselmesine neden oldu. 3 milyon hektar alan, yani hemen hemen Urfa'nın topraklarına yakın bir alan Türkiye'de tuzlu denilir ama tam 40 yıl öncenin çalışması bu. Eskiden yapılmış yani yine belki de 2'dir belki de 1'dir yani çok kimse bir şey bilmiyor. Çünkü tuz yıldan yıla değişir. Dünya topraklarının %10'u tuzlu deniliyor literatür bilgileri. Türkiye'nin tüm topraklarının %7'si, tarım yapılan, işlenen toprakların %5'i ama suların arazilerin %30'u var. Ne kadar çok. Çoraklaşma, tuzlanma ve taban suyu seviyesinin yükselmesinin yanında verimli araziler alınmayan tedbirlerden dolayı betonlaşmaya başladı. Harran Ovası tüm bu olumsuzluklara rağmen tarım diyarı Şanlıurfa'nın yükünü sırtladı, sanayinin gelişmesini sağladı. 5000'de karlık bir alan betonlaşmış ve geriye dönüşü yok. Biz niyeyse verimli tarım arazilerinde inşaat yapmayı, daha sonra farklı yerlerde yani ovanın dışında dağ kısmında daha serin, daha güzel olan yerlerde de inşaat yapmayı beceremiyoruz. Bu üzücü bir haber. Bu konuda da 5403 sayılı yasa Urfa'da çalışmadığı için, 3083'e çakıştığı için herhangi bir yetki söz konusu değil. Şanlıurfa'da tarım alanları suyla buluştu, tarımsal alanlarda çalışma arttı, verimlilik arttı ama sulama kanallarında her yıl ölüm ve gözyaşı eksilmedi. Sıcakların hakim olduğu Şanlıurfa'da özellikle tarımsal alanlarda mevsimli kişiler ya da sıcaktan bunalanlar nefesi sulama kanallarında aldı. Serinlemek adına sulama kanallarına girdiler, ardından anne ve babalarının gözyaşlarını bıraktılar. Geçmiş yıllarda sıcak yaz aylarında onlarca can sulama kanallarında kurban oldu. Gözyaşları dinmedi, yetkililer uyarıda bulundu ama çare olmadı. Halen bereketli topraklara su taşıyan sulama kanallarında serinlemek adına yüzmelere devam ediliyor. Uyarı ve ikazlara rağmen kanallarda yüzmeye devam ediliyor. Sevgili izleyenler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de yaşanan dramın insanlık için utanç verici leke olduğu açıklandı.
Suriye'de rejim karşıtı örgütler ülkenin kuzeybatısında geniş kapsamlı saldırı başlattı. Muhalif gruplar stratejik öneme sahip Şahlal Ovası'nı hedef aldı. Söz konusu bölge Esad'ın kalelerinden Laskiye kenti için kritik konumda. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden alınan bilgilere göre muhalifler İdlib'e bağlı Eşşuur kentini de ele geçirdi. Haseke kentini ele geçiren terör örgütü IŞİD, Kürt güçleri tarafından bölgeden püskürtüldüğü duyuruldu. Halep kentinde ise IŞİD üyesi iki intihar eylemcisinin düzenlediği saldırılarda birçok can kaybının olduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler Acil Durumlar Koordinatörlüğü, Suriye'de yaşanan dramın insanlık için utanç verici bir leke olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ülke nüfusunun %80'inin yoksulluk içinde yaşadığını ve en temel ihtiyaçlarına bile ulaşamadığına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler 4 milyon aşkın kişinin ulaşılması güç bölgelerde 422 bin Suriyelinin kuşatma altında yaşadığını belirtti. Birleşmiş Milletler verilerine göre 4 yıldır devam eden savaş 220 binden fazla can aldı. Mülteci konumuna düşen Suriyelilerin sayısı 7.6 milyonu geçti, 4 milyon Suriyeli komşu ülkelere sığındı. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden uzun süredir hastanede tedavi gören Şanlıurfa eski milletvekili Salih Özcan hayatını kaybetti. Ve arkasından namaz kılacak Hazreti İsa. Evet, ben de duydum. Daha öğrendim, üstadlar öğrendim. Ki o Mehdi'ye, o imam olacak, Hazreti İsa da ona tabi olacak. Uzun süredir tedavi gören Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın amcası Şanlıurfa eski milletvekili Salih Özcan vefat etti. Ticaretle uğraşan, bir ara Hilal adlı dergiyi neşreden ve sahipliğini yapan Salih Özcan aktif siyasette de bulundu. 1977 yılında Şanlıurfa'dan Milli Selamet Partisi milletvekili seçilerek meclise giren Salih Özcan, Faysal Finans'ın kuruculuk ve yöneticiliğini Fey Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yaptı. Milli Selamet Partisi'nden 16. dönem Şanlıurfa milletvekili seçilen Salih Özcan, iki çocuk babasıydı. Salih Özcan hatıratlarında üstadla tanışmasını şu sözlerle aktarıyor. 1949 yıllarında Hulusi ağabey bize Üstad Bediüzzaman'dan bahseder ve küçük sözlerden okurdu. Afyon'da olduğunu söyler ve bizi üstadı ziyarete teşvik ederdi. Salih Özcan üstada yazdığı mektupta, "Sevgili üstadım, Risale-i Nur'a hizmet için, hakikate hizmet için kusurlarımı af buyurarak en münasip şey neyse Rabb-i Rahim ihsan buyursun ve Risale-i Nur'un mübelliği azamı, istihdam-ı nuriye ve nurların merkezi hakikisi olan sevgili üstadımdan emir ve fermanını el açarak bekliyorum. Hangi surette istihdam emir buyurulursa inşallah lütfu ilahi ile muntazırım. Efendim Hazretleri, bütün kardeşlerimiz ayrı ayrı selam ve hürmetlerini arz ederler." Vefat eden Salih Özcan için çarşamba günü Dergah Camii'nde ikindi namazını mütakiben cenaze namazı kılınacak. Dergah Camii'nde cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı Halilur Rahman Döşeme Camii'nin yanındaki mezarlığa defnedilecek. Özcan ailesi taziyeleri perşembe günü Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesinin Sırrın Karşıyaka mahallesindeki Abdurrahman Yavuz Taziye Evi'nde taziyeleri kabul edecek. Kanalurfa ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Suriye sınırındaki Kilis'te özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde iş makinesiyle hendek kazıldı. Terör örgütü IŞİD militanlarının bir astsubayı şehit etmesiyle gözlerin çevrildiği ve 4 noktanın özel güvenlik bölgesi ilan edildiği Kilis'te güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Zırhlı araçların konuşlandırıldığı sınır hattında askerler sürekli devriye görevi yaparken kimsenin yaklaştırılmadığı özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda arazisi bulunanlarsa özel izin kağıdıyla tarlalarına ulaşabiliyor. Öte yandan sınır hattında kritik olarak belirlenen bölgelerde ise son günlerde iş makineleriyle hendekler kazılıyor. Thank you.
Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda sınır hattının farklı noktalarında kaçak geçiş ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan hendek kazma çalışmalarının yanı sıra aynı noktalardaki birinci derece askeri hat yollarında da iyileştirme yapıldığı görüldü. Şanlıurfa'da vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken uzmanlar ise güneş çarpmalarına karşı vatandaşı uyardı. Kapın başkenti Şanlıurfa'da sabah saatlerinde dahi 37 derece olan hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor. Sıcak hava dalgası Türkiye'nin en sıcak ili olan Şanlıurfa'da hissedilmeye başlandı. Termometrelerin 45 derecenin üzerinde ölçtüğü hava sıcaklığı otomobil termometrelerinde 47 dereceye ulaştı. Haftanın ilk iş günü olmasına karşın Şanlıurfa sokaklarında insan ve araç trafiği yoğunluğunda sıcak dalgasıyla birlikte bir düşüş de gözlendi. Kentin tarihi ve turistik noktalarında ziyaretçi sayısı kavurucu sıcaklardan dolayı azalırken esnaf da aynı kaderi paylaşıyor. Şanlıurfa'da sıcaklarla birlikte vatandaşlar gölgelik alanları ve parkları tercih ediyor. Esnaflarsa buz fabrikalarına akın ederken buz üreticileri de taleplere cevap vermek için çalışıyor. Yüzme havuzları ve kanallarda yüzerek serinlemeye çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Yaşlılar gölgelik alanlarda ya da Hasanpaşa Camii'nin ortasından geçen suya ayaklarını koyarak seriniyorlar. Hasta yakınları ise hastane bahçesinde serdikleri kilimlerin üzerinde sıcaklardan korunmaya çalışıyor. Kavurucu sıcakların altında tarlada çalışan mevsimlik işçilerin ise çalışma saatlerini sabah ve akşam serinliği olarak değiştirdi. Meteoroloji yetkilileri aşırı sıcak nedeniyle güneş çarpması, ısı krampları ve ısı bitkinliği oluşabileceği konusunda uyarı yaptı. Sıcaklığın yarından itibaren artması beklenirken sıcak etkisinin ise hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşların günün sıcak saatlerinde dışarıya çıkmaktan kaçınmaları ve bol bol sıvı tüketmelerini öneriyor. Ciddi bir şekilde su sağlığına ve su hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor. Kontrollerin sık sık yapılması gerekiyor. Anne babalara da düşen en büyük özellik, anne ve babalara düşen en büyük görev ise çocuklarını korumaları gerekmektedir. Özellikle saat 10 ve 16 arasında mümkün olduğu kadar çocukları, yaşlıları, kronik hastalığı olanları, ilaç kullananları ve bakıma muhtaç olan kişilerin sokağa çıkmaması ve güneş ışınlarından uzak durmasına çok büyük bir fayda bulunmaktadır. Güneydoğu illerinde hissedilen kavurucu sıcakların hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, Şanlıurfa Valiliği ise hamile, yaşlı ve kronik hastalığı olan çalışanlara idari izin verdi. İŞİD'in Şengal bölgesinde yaşayan Ezidilere yönelik saldırısının üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle Diyarbakır'daki mülteci kampında etkinlik düzenlendi. O anı yaşayan Ezidili kadınların gözyaşları sel oldu. Irak'ın Şengal bölgesine bir yıl önce saldırarak binlerce kişiyi öldüren ve Ezidi kadın ve kızları kaçıran IŞİD'in saldırısının yıl dönümünde Diyarbakır'daki Ezidi kampında bir etkinlik düzenlendi. DTK eş başkanı Selma Irmak ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın katıldığı etkinlik yapıldı. Etkinlikte kadın, çocuk ve genç kızlar beyaz elbiseler giyip üzerinde soykırım yazılı pankartlar taşırken daha sonra bir yıl önce yaşanan ve IŞİD'in kadın ve kızlara yaptıklarını bir tiyatro oyunuyla sahnelendi.
Oyun gereği IŞİD'li kılığına giren genç erkekler siyah elbise giydirdikleri kızları kırbaçlayıp bıçak ve silahla tehdit ederken oyunu izleyen bütün kadın ve kızlar çığlık atarak ağladı. Kadın ve kızların oyunu izlerken sanki bir yıl önce yaşananları yaşıyormuş gibi ağlamaları ve çığlık atmaları diğer izleyenleri duygulandırdı. Esed ordusuna ait savaş uçağının düşmesi sonucu 35 sivil hayatını kaybetti. Suriye Devlet Başkanı Esed ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki Eriha ilçesindeki çarşıya düşmesi sonucu 35 sivilin öldüğü ve 120 kişinin de yaralandığı bildirildi. Eriha'daki sivil savunma yetkilileri, Esed güçlerine ait bir savaş uçağının İdlib'in Eriha ilçesindeki çarşıya düşmesi sonucu 35 sivilin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin de yaralandığını belirttiler. Uçağın düştüğü yerde 6 binanın tamamen yerle bir olduğunu ifade eden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin çok sayıda ölü ve yaralıyı yıkılan binaların enkazından çıkarttığını vurguladılar. Uçağın düştüğü yerde sivil savunma ekiplerinin ağır iş makineleri yardımıyla enkaz kaldırma çalışması başlattığı belirtildi. Esed yönetimi ve muhaliflerden uçağın düşüş sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Sevgili izleyenler, bu yıl 12.si düzenlenen hafızlık yarışmasında Türkiye'nin en iyi hafızı Kadir Yılmaz Türk oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl 12.sini düzenlediği Türkiye Hafızlık Yarışması'nın erkek finalinde Rize'den Kadir Yılmaz Türk birinci, İzmir'den Yasin Uslu ikinci, Erzincan'dan İlhami Taşansa üçüncü oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmaya bölgelerinde birinci olan 10 hafız katıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği Kadir Yılmaz Türk, ikinciliği Yasin Uslu, üçüncülüğü ise İlhami Taşan aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında dereceye girenlere Vali Musa Işın ödüllerini verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki parklara 3000 adet kuş yuvası yerleştirecek. Tarih ve kültür şehri Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki parklara 3000 kuş yuvası yerleştirilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Usta Derneği'nin işbirliğiyle hazırlanan Birlikte Yaşıyoruz Kuş Evi projesi kapsamında kent merkezinde yer alan parklara kuş yuvaları konulmasına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, kent merkezinde yer alan parklara yuvaların yerleştirileceğini belirtti. Hayvana, ekolojiye dost bir medeniyet. Osmanlı'da kediler için, kuşlar için vakıflar kurulmuş. Bunun için özel müesseseler ihdas edilmiştir. Güzel Şanlıurfa'mızda da evlerde kuş yuvaları özel bir yere sahiptir. Ayrıca sokaklarda sokak köpeklerinin su içeceği yalaklar yapılmıştır ve kültürümüzde, tarihimizde, medeniyetimizde bu yerini almıştır.
Şimdi biz de özellikle büyük parklarımızda merhamet yuvaları adı altında kuş yuvaları yapacağız. Bu birlikte... Osmanlı'da kediler ve kuşlar için vakıflar kurulurken Şanlıurfa'da ise evlerde kuş yuvaları özel bir yere sahip. Özellikle Şanlıurfa'da büyük parklarda merhamet yuvaları adı altında kuş yuvaları yapılmasıyla birlikte vatandaşların desteğiyle proje devam edecek. Şanlıurfa'nın dillere destan düğünlerine yenisi eklendi. Hilal Çataltaş ile damat Zeki Zazaoğlu hayatlarını birleştirdi. Şanlıurfa'nın dillere destan düğünlerine bir yenisi eklendi. Bu kez davullu zurnalı değil yemekli oldu. Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden Zazaoğlu ve Çataltaş ailesinin mutlu gününe davetlilerin yoğun katılım gösterdi. Düğünde gelin Hilal Çataltaş'la damat Zeki Zazaoğlu hayatlarını birleştirdiler. Serdar Durmuş'un kiliveliğini yaptığı düğüne katılanlar tek tek karşılandı, yemek ikramı yapıldı. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Gelin ve damadımıza bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüze bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Gelin ve damadımıza bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Düğüne katılan davetliler damat ve geline ömür boyu mutluluklar dilediler. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu soluğu Çatak sosyal tesislerinde aldı. Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı kıyısındaki Bozova Çatak sosyal tesisleri hafta sonları dolup taşıyor. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Çatak sosyal tesislerine yapmış olduğu yatırımlarla adeta bölgede cazibe merkezi haline getirdi. Önceleri sadece barakaların olduğu tesis mesire alanı, yüzme havuzu, çocuklar için oyun alanı, muhtelif yerlere tuvalet ve lavabo yapılarak tesis adeta yeniden inşa edildi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu soluğu Baraj Gölü kıyısındaki Çatak sosyal tesislerinde alıyor. Kimi vatandaşlar mesire alanında piknik yaparken, kimileri ise baraj göletine karşı yapılan havuzda yüzmenin keyfini yaşıyor. Can kurtaran ve güvenlik görevlilerinin gözünü ayırmadığı havuz, çarşamba günleri ücretsiz halk günü, diğer günlerse ücretli hizmet veriyor. Akdeniz sahillerinden farksız olan Çatak'ın sahillerinde dolaşanlarsa, serinlemenin ve güneşle suyun oluşturduğu mükemmel ahengi izleme şansına sahip oluyorlar. Şanlıurfa'daki kavurucu sıcaklardan kaçan ve hafta sonu ailesiyle birlikte piknik yapanlar, sıcaklardan uzaklaşmanın keyfini çıkarıyor. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokaklarda uyuşturucu satanları fiziki ve teknik takibe aldı. 9 aylık süren takipte gerekli bilgi ve kanıtların toplanmasının ardından KOM ekipleri kent merkezindeki 20 mahallede 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekatla narkotin polislerinin de aralarında bulunduğu 503 polisle gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin evlerde ve iş yerlerinde narkotik köpekleriyle yaptığı aramalarda silah, av tüfeği, mermi, uyuşturucu ve Kaleşnikov mermisi ele geçirildi. Operasyonda polis 38 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 38 kişiden 33'ü tutuklanırken 5'i serbest bırakıldı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde bulunamayan 2 kişinin ise arandığı kaydedildi.
Çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Spor'da Portekiz'de forma giyen futbolcu ile imzaları attı. Şanlıurfa Spor, Portekiz Primeira Lig ekiplerinden akademika forması giyen Fildişi sahili futbolcu Kuali ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki forvetle her konuda anlaşan ve Bolu'da yapılan kampa davet eden sarı yeşilli ekip, futbolcuyu sarı yeşilli renklere bağlayan imzayı attırdı. Sportif direktör Zafer Tüzün'ün hazır bulunduğu imza töreninde Şanlıurfa Spor formasıyla poz veren genç yetenek bugün yapılan antrenmana da katılmıştı. İlk profesyonel maçına 7 Şubat 2012'de Taça'da liga mücadelesinde Olivrense'ye karşı çıkan 1.81 boyundaki forvet Şanlıurfa Spor'a geldiği için mutlu olduğunu ve hedefi olan bir takımda oynamak istediğini belirtti. Şanlıurfa Spor'da hazırlıklar devam ederken vatandaşlar ise verilen cezanın kaldırılmasını istedi. Evet, biz geçen sezon Sarı Şimşekler Taraftarlar Grubu ve Şanlı Çarşı Eyübiye Taraftarlar Grubu olarak birleştik. Gücümüze güç kattık. Şanlıurfa Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken taraftarlarsa verilen cezaların kaldırılmamasına tepki gösterdi. Eyübiye Taraftar Grubu Başkanı Kerim Aktos'un ben ve İsmail Aslan dahil 22 tane kardeşimize ceza kesildi. Biz bu haksız yere kesilen cezayı kabul etmiyoruz. Bu cezanın kaldırılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz dedi. Artık nasıl olursa bizim de tek sevgimiz olan Şanlıurfa Spor sevdamız bizi maalesef geçen sezon Giresun maçında adliyelerden, karakollardan çıkarmadı. Büyümemizi istemeyen engeller oldu. Biz ceza aldık. Yaklaşık 22 arkadaşla beraber İsmail Aslan ve ben gerekçesiz hiç nedeni olmayan Giresun maçında statta bir tepki göstermemizin yüzünden ceza aldık. Bu cezayı neye aldığımızın daha yani neden aldığımızı bilmiyoruz. Burada sahipsiz bir duruma düşmüşüz. Hiçbir yönetici olsun, büyüklerimiz olsun bize sahip çıkmadı. Biz kendi imkanlarımızla bu cezalarımızı adliyeye, maliyeye yatırdık ve ayrıca men cezası yedik. Yapılan açıklamanın ardından Sarı Yeşilli taraftarlar son günlerde yaşanan terör olaylarını sloganlarla protesto ettiler. Şanlıurfa Spor daha önce sözleşme imzaladığı Ramazan Sal ile yollarını ayırdı. Şanlıurfa Spor Kulübü daha önce sözleşme imzaladığı Ramazan Sal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre anlaşmaya vardığımız ve resmi sözleşme imzaladığımız Ramazan Sal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine önümüzdeki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz denildi. Ramazan Sal, Sarı Yeşilli ekibin 2. ligden PTT 1. lige çıktığı kadroda yer almıştı. Şanlıurfa Spor'dan ayrıldıktan sonra Osmanlı Spor ve Karşıyaka formalarını giyen tecrübeli stoper, 2 hafta önce Şanlıurfa Spor'un Bolu kampına katılarak idmanlara başlamıştı. Temmuz ayında İzmir ve Isparta'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcular başarıya imza attı. Temmuz ayında İzmir ve Isparta'da gerçekleştirilen Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda milli takım antrenörü Murat Akaltun yönetimindeki Şanlıurfa Kickbox takımı bir altın, iki bronz madalya almayı başardı. İzmir'de yapılan Kabir Rules Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olan Mevlana Altuntaş, Isparta'da yapılan Light Quintet kategorisinde de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Urfalı sporcularımızdan Mevlana Altuntaş ve Yıldırım Oğuz, Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiler. Türkiye Kickbox Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun, Mevlana Altuntaş ve Yıldırım Oğuz Ekim ayında Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Kickbox Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi gururla temsil edeceklerini belirtti. Şanlıurfa Gençlik ve Spor Müdürü Ertuğrul Yıldız ise İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan sonra Isparta'da yapılan Kickbox Türkiye Şampiyonası'nda da bu başarının tekrar edilmesi bizleri çok mutlu etmiştir ifadelerini kullandı. Bu haberle de ana haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.